Her ilçesinde ayrı bir tarihi miras, ayrı bir tabiat zenginliği, bereketli topraklarında türlü tarım ürünleri bulunan Aydın, 1 milyonu aşan nüfusuyla da ülkemizin en kalabalık büyük şehirlerinden biri. Tarihin her döneminde önemli yolların kavşak noktasında olan şehir, bizzat tarihin kendisi olarak antik yerleşimlere de sahip. Aydınoğulları Beyliği döneminde adı Aydın Güzel Hisarı olan şehrin adı zamanla Aydın olur. Bugünkü yerine 14. yüzyılda bugünkü alana kurulan Aydın idari olarak birçok statüde yönetildikten sonra Cumhuriyet döneminde il olmuş. Tarım ve turizm odaklı gelişimi, konum ve iklim avantajıyla Aydın sürekli göç alan bir kent haline gelmiş. Şehrin yerleşim ve görünümü tipik bir Ege kenti özelliğine sahip. Daren de tarihi ve kültürel birikiminin yanı sıra şaşırtıcı doğal güzellikleriyle son dönemde Malatya'nın en dikkat çekici turizm bölgesi haline geldi. Malatya-Sivas sınırında yer alan Daren de yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahip. Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi bünyesinde bulunan Hamidiye Çarşısı, ilçenin geçmiş yaşantısı ve ticari yapısına ışık tutan tarihi yapılardan. Hamidiye Çarşısı günümüzde de iş hanı ve şadırvan olarak kullanılıyor. İlçenin önemli tarihi yapılarından bir diğeri Hasan Gazi Türbesi. Seyyid Hasan Gazi Hazretleri, Hazreti Muhammed'in torunlarından Hüseyin Gazi'nin kardeşi, Seyyid Battal Gazi'nin amcası ve kayınpederidir. Yapı Hasan Gazi Türbesi Şehitlik Anıtı adıyla 26 Ağustos 2005 tarihinde ziyarete açılmış. Türbe binasının kuzey tarafına ise Darendeli Şehitler adına Şehitlik Anıtı inşa edilmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze dek meydana gelen savaş ve mücadelelerde şehit olan pek çok şehidimizin adları birer mermer levhaya yazdırılarak şehitlik anıtı içerisine asılmış ve adları ölümsüzleştirilmiş. Medine asıllı olan, kısaca Medine Şeyh olarak anılan Seyyid Abdurrahman Gazi'nin istirahatgahı olan türbe, Darende'nin bir diğer tarihsel dini yapısı. İslam ordularının Anadolu'ya yaptıkları seferlere katılan ve bu savaşların birinde şehit olan Seyyid Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesi, Darende'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden. Külliye şeklinde olan yapı, türbe ve cami olarak iki kısımdan oluşuyor. Abdurrahman Erzincani Camii ve Külliyesi, namı diğer Balaban Camii, Darende'nin mimari açıdan ilgi çeken dini yapılarından. İslam'ın beş temel şartını esas alan beşgen cami planı ve Hazreti Muhammed'in sancağını temsil eden minaresi, camiyi farklılaştıran temel unsur. Balaban Camii, Türkiye'de cami mimarisi açısından özel bir konuma sahip bir eser. Türbe kısmı ise eskiden olduğu gibi piramit taş yapıyla kaplı. Tamamen kesme taştan yapılmış olan külliyenin etrafında yatılı Kur'an kursu ve müştemilatı mevcut. Darende'nin en bilinen ve en fazla kişinin ziyaret ettiği yeri Somuncu Baba Külliyesi. 1331-1412 yılları arasında yaşayan ve Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin nihai durağı Darende'dir. Somuncu Baba Hazretleri, Tohma Kanyonu içerisinde Çilehane ve Tohma Çayı kıyısında dergah kurarak vefatına kadar burada yaşar. 1412 yılında vefat ettikten sonra da halifesi Hacı Bayram Veli'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında dergahın içerisine defnedilir.
Uzun süre zaviye ve medrese olarak kullanılan yapı zamanla türbeye ve caminin eklenmesiyle külliyeye dönüşür. Külliyenin de içinde bulunduğu Tohma Kanyonu, Darende'nin etkileyici doğal güzelliklerinden. Tohma Çayı'nın iki yakasındaki dik ve kayalık yükseltiler, vadi ve Tohma Kanyonu'nu oluşturuyor. Somuncu Baba Camii ve Taş Köprü arasında kalan kısım kanyonu teşkil ediyor. Kanyon ve çayın oluşturduğu alanda rafting, doğa yürüyüşü, balıkçılık ve tırmanış gibi birçok aktivite yapılabiliyor. Çevre düzenlemeleri ve yatırımlarla turizme açılan Tohma Kanyonu, bölgede en çok ziyaret alan yerlerden biri. Tohma Kanyonu içerisinde yer alan Kudret Havuzu, kaynayarak kayalıklardan gün yüzüne çıkan suyun farklı derinliklerdeki 3 havuzu doldurmasıyla oluşuyor. Tohma Çayı'ndan farklı bir kaynaktan gelen ve termal bir yapıya sahip suyun sıcaklığı yılın her döneminde 22 derece. Derinlikleri 80, 120 ve 150 santimetre olan 3 havuzdan oluşan Kudret Havuzu, yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği bir turizm alanı. Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu, Darende ilçe merkezine yaklaşık 14, Malatya il merkezine ise yaklaşık 108 kilometre uzaklıkta. Gürpınar Şelalesi, kendisiyle aynı isme sahip köyde bulunuyor. Darende ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki şelalede sular yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülüyor. Ülkemizin 243. Tabiat Parkı ilan edilen şelalenin çevresinde bazı turistik mekanlar ve yürüyüş yolları da bulunuyor. Korunmuş yapısı, bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğiyle Gürpınar Şelalesi her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat değerlerimizden. Aydın'ın Germencik ilçesinde yer alan bir antik kent, ülkemizin önemli tarihi alanlarından. Yunan mitolojisinde sıklıkla adı geçen Apollon'un kehaneti üzerine magnetler tarafından kurulan bu kent, Magnesia Antik Kenti. Menderes Magnesiası olarak bilinen antik kent, Gümüş Dağı eteklerinde Menderes Nehri'nin bir kolu olan Gümüşçay kenarına M.Ö. 4. yüzyılda kurulur. Zamanla 1,5 kilometreyi bulan surlarla çevrilen antik kentin surlarının çok küçük bir kısmı günümüze ulaşabilmiş. Kentin en dikkat çeken yeri Artemis Kutsal Alanı. Bu alanda devam eden arkeolojik kazılar sebebiyle yüzlerce sütun yere yatık durumda. Alanda ayrıca Artemis Sunağı, kurban alanı ve bir toplantı alanı yer alıyor. Pek bilinmese de ülkemizin en önemli antik kentlerinden biri olan Magnesia Antik Kenti'nin stadyumu, Türkiye'nin en iyi korunan stadyumu olarak kabul ediliyor. Tarihte önemli olaylara sahne olduğu için olaylar şehri olarak bilinen bu antik kentte arkeolojik kazı çalışmaları devam etse de kent yaz aylarında 9-19, kış aylarında ise 8-17 saatleri arasında ziyarete açık durumda. Anakara'ya bir kaşık gibi uzanan görüntüsüyle muhteşem bir manzarayı gözler önüne seriyor Saplı Ada. Adını görünümünden alan bu ada gerçekten de uzun saplı bir kaşık görünümünde. Sit alanı olarak koruma altına alınan Saplı Ada ilginç bir yapıya sahip.
görünüm ve ulaşım itibariyle benzerine sıklıkla rastlanmayan Saplı Ada, M.Ö. 1500'lü yıllarda Ege Denizi'nde meydana gelen çok büyük bir volkan patlaması sonucu etrafa saçılan küllerin birikimiyle oluşmuş. Günümüzde hala bu kül katmanını görebilmek mümkün. Akbük Koyu'nun yaklaşık 100 metre açıklarında yer alan adaya doğal oluşumlu yolu üzerinden yürüyerek ulaşmak mümkün. Deniz suları çekildiği zaman adayla kıyı arasında su yüksekliği diz boyuna yaklaşıyor. Akbük'ten Saplı Adaya deniz üstünde yürüyerek ulaşmak da mümkün. Zamanında 40 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Nisa Antik Kenti, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunuyor. Bulunduğu konuma ve çevre koşullarına uygun olarak inşa edilen Nisa Antik Kenti, Roma dönemine ait mimari özellikleri çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Köprüsü, tünelleri, hala ayakta duran sütunlu eğitim alanı ve tiyatrosuyla ülkemizin en iyi korunan antik kentlerinden biri. İki şehir olarak kurulan kent bir köprüyle birbirine bağlanıyor. Kentin iki bölümünü bağlayan köprünün sadece bir kısmı günümüze ulaşabilmiş durumda. Nisa Antik Kenti'nin en önemli ve en dikkat çekici yapısı tiyatrosu. Kenti süsleyen tiyatro tüm ovaya hakim bir konumda yer alıyor. Nisa Antik Kenti'nin 12 bin kişi kapasiteli tiyatrosu oldukça iyi korunmuş durumda. Tiyatro alanı akustiği ve sağlamlığı bakımından farklı ve ayrıcalıklı bir konuma sahip. Antik Karya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Nisa Antik Kenti günümüzde de ziyarete açık. Masmavi ve berrak deniziyle Didim'in en güzel yerlerinden biri Manastır Koyu. Burada eski bir kilise bulunduğu söylentisiyle zamanla Manastır Koyu adını almış. Didim gibi yoğun ilgi gören bir yerde olmasına rağmen kendini saklamayı başaran Manastır Koyu, yılın her zamanı sakinliğini koruyan bir yer. Ege Denizi'nin batı tarafına bakan Manastır Koyu'nda yeme içme ihtiyacının karşılanabileceği güzel mekanlar da bulunuyor. Milattan önceki yüzyıllarda yaşayan insanlar büyü, fal ve kehanet gibi olgulara çok fazla inanır ve ilgi gösterirlerdi. Bu ilgiyle gelişen olaylar ve efsaneler sonucunda ortaya çıkan bir yer Apollon Tapınağı. Adı Güneş Tanrısı Apollon'dan gelen tapınağın Apollon'un kehanetinin sırlarını öğrettiği çoban Brankos tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Günümüzde Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan tapınak, yapıldığı dönemde dünyanın en büyük ve önemli tapınaklarından, kehanet merkezlerinden biriydi. Bilicilik yani kehanet merkezi olarak yapılan Apollon Tapınağı, yanlarda 21 çift sıra sütun, ön yüzünde 8 ve arka tarafında 9 sütun sırası olacak şekilde tasarlanmış. Halkın ibadet amacıyla kullanacağı Naos adı verilen iç avluyu çevreleyen 104 sütun ve Naos'ta bulunan 8 sütunla birlikte toplam 112 sütunu vardır. Kutsal avlu 17,5 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili olduğundan dışarıdan bakıldığında üstü kapalıymış izlenimi vermekteydi. Ancak yüksek maliyeti ve havalide sürekli devam eden savaşlar, tapınağın inşasının tamamlanmasına izin vermemiş.